1948 kışı, Kuzey Çin. "168. bölükte bulunan milliyetçi kardeşlerim, ben Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 139. Alay, 3. Tabur, 9. Tümen, 2. Özel Bölüğünden Yüzbaşı Gu Zidi. Tüm bölüm adına sizleri selamlıyorum. Etrafınız tamamen kuşatıldı. Savaşmaya devam ederseniz bu işin sonunu beğenmeyeceksiniz. Size iki seçenek sunuyoruz. Ya mermi yersiniz ya da güzel bir yemek. Elimizdeki mermiler fazlasıyla yeter. Sizin elinizde fazladan mermi varsa bunları yemek çubuklarıyla değiştirebilirsiniz. Burada 9. tümendeki kardeşlerinizle oturabilirsiniz. Yemekleri birlikte yiyebiliriz." "Gu, saçmalamayı bırak. Artık harekete geçmeliyiz." "Bekle. Zaten kapana kısılmış durumdalar." "Yüzbaşım, ters giden bir şeyler var. Çoktan geri çekilmiş olmalıydılar." "Ani taarruz emri almıştık. Daha neyi bekliyoruz?" "Jeo, gel buraya." "Yanına 6 adam al ve yakından bak. Onlara 6 miğfer verin." "Sis bombası." "Beni izleyin." "Gidin." "Hadi."
Yukarıda, yukarıda! Bana elini uzat! Jiang! Jiang neredesin? Yukarıdaki adamları indir hadi! Kaç kişi var? Bilmiyorum. Koruma ateşi. Ateşi kesin. Ateşi kesin. Ateşi kesin. Ateşi kesin. Yardım edin. Yaralılara yardım edin. Yardım hadi edin. Çabuk. Hadi. Sofiye. Yardım edin. Yardım edin. Ah, yardım edin. Acele edin. Ha, ölmek yavaş. İstemiyorum. Sinya. Sinya. Niye bir kurtarın beni. Çabuk. Yavaş, dikkat biraz edin. Biraz dayan dostum. Dayan biraz. Döndü ola. Hadi çabuk ol. Acele edin. Hadi sallanmayın. Yardım edin. Beni takip edin. Çabuk hadi. Hadi, hadi kanatları koruyun. Ayrılın. Yakın durmayın. Mesafeyi koruyun. Geri yatın. Çıkmayın. Geri çekilin. Geri çekilin. Yere atsın. Koşturup durmayın. Yere yatın. Yüzbaşım. Hadi kalkın. Yere at. Kalkın. Pusuya düşürüldük. Üçüncü müfreze yaralılarla ilgilenin. Ölüleri bırakın, önce yaralılarla ilgilenin. Lu çatıya bak. Çabuk ol. Lu ve Jiang. Saklanmayı bırakın. Gidelim. Ağır silahları getirin hadi. Emredersiniz. Makineli tüfeği halledin. Çabuk olun. Bu esas saldırıya hazırlan. Taarruz askerlerini içeri gönder. Burada kapana kısıldık. Düşmanın ağır silahları var. Geri çekilip yeniden toplanalım. Şimdi nasıl durabiliriz? Buna kesinlikle katılmıyorum. Yüzbaşın benim. Komuta bende. Bu korkakça bir davranış. Buna asla izin veremem. Neden? Kendini öldürtmek istiyorsan seni kimse tutamaz. Git hadi. Hadi.
Siyasi komiser! Çabuk ol! Kardeşlerim! Hücum! Siyasi komiser! Ateş etmeyin! Teslim oluyoruz! Koşun! Teslim oluyoruz! Ateş etmeyin! Düşman teslim oldu. Silahlarını geri alsınlar. Savaş eseri kabul etmiyoruz. Silahlarınızı alın! Silahlarınızı alın! Kimse kıpırdamasın! Yo! Daha neyi bekliyorsun? Ateş! Hepsi zaten teslim oldu. Jiang! Jiang! Hadi ateş et! Jiang, esirleri öldüremezsin. Aziz gibi davranmayı bırakın. Siyasi komiserin bedeni paramparça oldu. Devam edin. Hadi. Yürü hadi. Daha çabuk. Hadi, sallanmayın. Hadi. Devam edin. Çabuk olun. Devam et. Devam et. Yaralılardan durumu sedye ile taşınacak kadar kötü olanlar hariç geride hala 46 adamımız var. 117-46... Birliğimiz 71 adam kaybetmiş. Kayıp listesini hazırla. Mevcutların listesini tam olarak ver. Cephede savaş ölüleri say. Bana bunları yaptırma. Okuma yazma bilen tek kişi sensin. Siyasi komiser öldü. Başka yapacak kim var ki? Milliyetçilerin üniformaları güzelmiş. Ama savaşta o kadar iyi değiller. Bir tekerlek bulduk. Bakalım uyacak mı? 7. bölük 3 tane havan topu buldu. 2 de onluk tekerlekli araç. Biz ise sadece küçük bozuk bir dağ silahı bulduk. Dilini ısır bakalım acıyı hissedebilecek misin? Yok al. Hissediyorsan hayattasın demektir. Bütün bu hurdayı yene o kadar önemli değil. Son savaşımızda 3. Tabur 9. Tümendeki askerlerimiz cesurca savaştılar. Hiç pes etmediler. Ağır kayıplar verdiler. Onlara minnetimizi sunacaktık. Ama yüzbaşı Guzidi teslim olanların vurulması emrini vermiş. Ve üniformalarını çalmışlardır. Ordu kurallarına uymamış ve bütün alayımızın adını kötüye çıkarmıştır. Tümen komutanlığı görevini suistimal etmesi sebebiyle kendisini cezalandırma emri vermiştir. Bu yüzden alay yönetimi bu suça iştirak eden herkesin cezalandırılmasına karar vermiştir. Öncelikle 9. Tümenin askerleri başka bir yere nakledilecektir. Yüzbaşı Guzidi'nin 46 adamı 2. bir emre kadar alayın önce askerleri olarak başka bölgelerde görev yapacaklardır.
İkinci olarak bölük komutanı Yüzbaşı Guzid'i işlediği suçun cezası olarak 3 gün hapiste yatacaktır. Yüzbaşı Gu. Yemeğinizi yiyin. Yoksa soğuyacak. En son bir yatakta yatalı ne kadar oldu biliyor musun? Yemek beklese de olur. Sanırım emekli olma vaktim gelmiş. Orduya katıldığımdan beri bu kadar iyi hissetmedim. Bu ambar kocaman. Ne kadar tahıl alabilir? Bizi buraya kapatmaları ne büyük ısraf. Senin adın ne? Wang Jinjun. Ne iş yaparsın? Öğretmendim. Buraya ilk geldiğimde yazı yazıyordun. Uyandığımda da yazıyorsun. Ne yazıyorsun? Eve mektup. Karına mı yazıyorsun? Peki bu? Onu karın mı ördü? Ha? Evet. Birinci müfrezedeki bir öğretmenin savaşta altına yaptığını duymuştum. Sonra da disipline verilmiş. O sen misin? Değil misin? Öyleyse bile kimin umurunda ki? Sadece altına yapmışsın. Öldürülmekten iyidir. Mermiler havada uçuşurken, el bombaları ayağının dibinde patlarken Tanrı bile altına yapardı. Sakın yanlış anlama. Ön cepheye gönderilmek cezanın bir parçası değil. Sana olan güvenin göstergesi. Buyurun efendim. Savaş alanını gördüm. Eski bir maden ocağı. Konumu güzel. Kuzey tepelerinden daha yüksek. Oradan hareketlerimizi göremeyecekler. Orayı güvence altına alırsak avantajlı duruma geçeriz. İkinci müfrezeden İki bölüğün size naklini planlamıştık. Ama artık savunulması gereken bölge genişledi. Sana asker ayıramam. Beni dinliyor musun? Hey, bir şey söyle. Çok lezzetliymiş. Bak, sadece kızların ayakkabılarının burası eskir. Ne zaman bir erkek gibi yürümeyi öğreneceksin? Lafı dolandırma. Ne istediğini söyle. Elimden geleni yaparım. Ne istiyorsun? Madem öyle, savaşa yetecek kadar topum yok. Makineli tüfeklere ihtiyacım var. Sana 2 tane makinalı tüfek veririm. 3000 tane de mermi. O dağ silahının bende kalmasını istiyorum. Ama mermi bulmak zor. Levazım subayı bakar. Ne bulursa alırsın. Askerlerim siper savaşında oldukça iyi. Özellikle de patlayıcılar konusunda. İstediğim her şeyi almama izin vermelisin. Pekala. Taşıyabileceğin kadar cephane alırsın. Yeterli adamım yok. Bana 30 asker daha ver. İmkansız. Ama ben öncü birliklerin komutanıyım. Peki 20 adama ne dersin? İmkansız. Peki 5? Bu fazla değil, hayır deme. Bütün birlikler yola çıktı. Kalanlardan 1 kişi bile veremem. Gu. Gerçekten kimse kalmadı. Albayın postası öldü. Yerine geçecek asker yok. Şimdi hem borucuyum hem de onun postasıyım. Ne yapayım? Tamam. O zaman bana sadece 1 kişi ver. Bir siyasi komisere ihtiyacım var.
Sadece yarım bölük askerin var. Siyasi komiseri ne yapacaksın? Son savaşta siyasi komiser ölmeseydi o hatayı yapmazdım. Ama artık kendi kendinin siyasi komiseri olabilirsin. Düşmandan aldığımız miğfer ve botlar bizde kalabilir mi? Ne? Tamam, kalsın. Liangzi. Efendim? Malları ona ver. Hemen. Liangzi, o kutudakiler şeker mi? Sarı ejder sigarası. Albay sigara içmiyor. Ha? Neden sadece yarısı var? Hadi geri kalanını da ver. Sen her zaman cimriydin. Yarım paket en iyisidir. Bu kez özel olan nedir? Gu. Aramızdan kaç kişi hayatta kaldı? Eski gerilla biriminden. Sadece sen ve ben. Başka yok. Pekala. Askerlerini hemen hazırla. Savunma mevziği zaten hazırlanmıştı. Sen de kendine dikkat et. Son bir isteğim var. Nedir? Bana siyasi komiser gerekiyor. Buna hayır diyemezsin. Hücre arkadaşımı istiyorum. Nasıl olsa vurulacak. Savaşta da ölebilir. Yangzi. Efendim? Şu boynunda asılı duran borunun bozuk olmadığını söyle. Hayır, iyi çalışıyor. Bütün nefesini üflesen iyi edersin. Merak etmeyin, sesini daha önce de duymuştunuz. Kulaklarımı dikip bekleyeceğim. Emirleri tekrarla. Ne pahasına olursa olsun, yarın öğlene kadar Güney Tepelerindeki eski madeni güvenli hale getireceğiz. Başka? Boru sesini duyduğumuzda hepimiz toplanıp geri çekileceğiz. Borunun sesini duymazsan, ayakta kalan son askerler bile olsanız, savaşmaya devam edeceksiniz. Emredersiniz. Açıklıktaki bir arazide 4 saat dayanmak bile imkansız. Hafif topları şimdilik arkaya götürün. Emredersiniz. Hadi daha güçlü itin. Buraya 2 adam daha yerleştirin. Onları içeri götürün. Hepsini götürün. Tek bir mermi isabet ederse hepimiz ölürüz. Emreder. İçeri taşıyın hadi. Canınızı seviyorsanız. Biraz daha kum torbası getirin. Ölmek istemiyorsanız çuvalları iyi bağlayın. Emredersiniz. Sıkıca bağlayın. Emredersiniz. Hey Lu, sana kaç kere söylemem gerekiyor? Düğümleri düz yapma. Çapraz yapıp 2 kere sarmalısın. Sıkı olması lazım. Anladın mı? Değmen. En son çapraz bağladıklarımızı fırlattığımızda havada düz gitmediler ve 5. bülüğün üstüne düştüler. Gerçekten mi? Neden bana söylenmedin? Sersem, sizi öldürürüm.
Hey hey! Bunlar bizi açık hedef haline getiriyor. Hepsini gerektiği gibi yerleştir. Aralarında 20 adım olmasına dikkat et. Hayır, çok uzak olurlar. Ha? 3 öne, 3 de arkaya koyun. Yüzbaşı! Yüzbaşı, istediğiniz adamı buldum. Güzel. Buraya gelin. Gel bakalım. Jiao, kağıt çantanı ver. İşte, bu tüfeğin. Hey! Çocuklar, beni dinleyin. Size birini tanıştıracağım. Artık yeni bir siyasi komiserimiz var. Wang Jinjun. Ona hoş geldin diyelim. Sorun ne? Parmaklarınız mı dondu? Gelip tek tek kesmem mi gerekiyor? Siyasi komiser Wang okuma yazma biliyor. Eve mektup yazmak isterseniz ona gelin. Bu Teğmen Jiao. Luoyang'daki galibiyetimizi kutlarken az kalsın boğazında kalan ekmek yüzünden ölecekti. Lu, bomba uzmanımız. Jiang, keskin nişancımız. Çavuş Meng, yaşlı kirpi. Liu, makineli tüfekte. Gong, cephanecimiz. Bana bile ki diyebilirsin. Yüzbaşım. Yüzbaşım, bir mektup yazdım ama bazı kelimelerin yazılışını bilmiyorum. Siyasi komiserimiz tamamlayabilir mi? Süper alan! Herkes maden ocağına! Çabuk olun, herkes maden ocağına girsin ve orada kalsın! Yüzbaşım, işler pek yolunda değil. Yağmur gibi mermi yağıyor. Etrafı gözetlemesi için geride iki adam bırakıp herkesi madene sok. Siyasi komiseri de yanına al. Çabuk ol. Ne dersiniz? Hadi. Beni takip et. Sakın korkma. Acele edin. Herkes madene girsin. Yok be şun. Siz ikiniz geride kalın. Kendine gel. Acele herkes et. Hadi. Madene girsin. Ne oluyor? Tanrım, dua edince izin verme. Lütfen Tanrım. İsabeti almayacak mısın? Bana yardım et Tanrım, lütfen. Dalga geçmeyi bırak. Benimle birlikte dua et. Hadi. Lütfen nasıl edeceğini öğret. Lütfen. O kadar çok kişi öldürdün ki dua etmen artık faydasız bence. Ama öldürdüklerim düşmandı. Lütfen Tanrım. Lütfen Tanrım. Ölmek istemiyorum. Lütfen Tanrım. Lütfen bizim ölmemize izin verme. Lütfen Tanrım. Siyasi komiser, bu belayı savuşturduktan sonra eve mektup yazmama yardım edersin. Ama ölecek olursan boş ver. O zaman pek işime yaramaz. Hadi, hadi. Ölmüş. Onu daha sonra gömeriz. Yine durmuş. Saati boş verin. Bornun sesine odaklanın siz. Herkes dinlendi mi? Düşman sınırımıza dayandığında onlara günlerini gösterelim. Yüzbaşım, yine adam korkağın teki. Merak etme, biraz kan görünce atlatır. Hı.
Sakin olun. Bırakın iyice yaklaşsınlar. El bombalarını o zaman atarsınız. Köpekler insanları neden ısırır biliyor musun? İnsanlar korktuklarında garip bir koku salgılar. Köpekler sadece korkanları ısırır. Mermiler de köpekler gibidir. Sadece korkanları vururlar. Korkmuyorsan mermi her seferinde ıskalar. Çantana bak. Gereksiz şeyleri bırak. Çok acıyor. Sakin olun ve emrimi bekleyin. Önce emrimi bekleyin. Komutanlarını görüyor musun? Önce onu vuralım. Ona nişan aldım. İyice yaklaşana kadar bekle. Ateş! Siyasi komiser. İyi görünüyorsun. İyiyim, iyiyim. Kardeşlerim, beni izleyin. Nerede olduğunu unutma. O senin. Ateş! Zahiye, benimle gel. Ölmüş. Hey, ölüleri madene taşıyın. Ne edersiniz? Thank you.
siyasi komiser. Siyasi komiser. Blacky, Blacky dayan. Salgı bizi. Yarasını sar. Gidelim. Çekilin. Ateş kes. Boşa mermi harcamayın. Al bir sigara. Buraya da yardım et. Pekala. Sargı bizim yanında mı? 11 ölü, 9 yaralı. Yaralıların ikisi çok ağır. 47-11 ayrıca -2 daha. Sadece 34 kişi kaldı. Savaş bu şekilde devam ederse vuru sesine kadar hepimiz ölmüş oluruz. Yanına adam alıp ölü ve yaralıları madene taşıyın. Bence biz girelim. Ölüleri boş ver. Paramparça olmuş durumdalar. Onları karda bırakırsak parçalarını toplamamız imkansız hale gelir. Ölülerle ağır yaralıları hemen madene taşıyın. Kimse kurtaramazdı. Eğer böyle yaralanırsam sargı bezini bana harcama. Gerçekten ihtiyacı olan birine sakla. Yolu kapatıyor. Madene götür. Eve yazdığı mektup. Onun için sen bitir. Blacky, senin savaşın artık bitti. Huzur içinde yat. Çocukluğumda zengin bir ailenin sürüsüne çobanlık yapardım. Al şunu. Bir gün yanlışlıkla bir midillinin ölümüne neden olmuştum. Lanet ihtiyar beni sopayla dövmüştü. Eve döndüğümde babam daha da beter kızdı. O da beni kalın bir sopayla dövdü. Ailemin sadece yarım dönüm tarlası vardı. Zarara karşılık
yarısını vermek zorunda kalmıştık. Bu da değil. Hatırlıyorum, o bir subaydı. Tarla ile ilgilen. Yaşlılara iyi bak. Hava giderek soğuyor. Çocukların kuyunun yakınında oynamasına izin verme. Buza güvenilmez. Çocukların hayvanlara yaklaşmasını engelle. Arkalarında yürümesinler. Basit bir kaza yüzünden yaralanmasınlar. Siyasi komiser. Şimdilik bu kadar. Aklıma gelenler bunlar. Mutlu sonla bitireceğim. Ailenin bütün üyelerine sağlık ve mutluluk dileyeceğim. İyi olur. Ben savaş bitince eve döneceğim. Ya sen? Önce biraz birikim yapmam gerekiyor. Babamın tarlasını geri almalıyım. Bunu yapmalıyım. Hey, işte orada. Evet o. Bak, saati var mı? Evet. Yüzbaşı artık saati öğrenebilecek. Luke, kımıldama! Luke, kımıldama! Dayan. Sıhhiye! Yüzbaşım sizin için bir saat almıştı. Size kim gidin dedi ha? Kim? Saatinizin bozuk olduğunu görmüştük. Bir saat için ölmeye değer mi? Bir saat buna değer mi? Dayanmalısın. Düşman tankları! Jiang, Lu'yu madene götür. Tanklar yaklaşınca ateş açın. 我们要干嘛？我要上兵的，过来！Acele silahı hazırlayıp buraya getirin. Ağır silahları çıkarın. Tahrip takımı, patlayıcılar. Patlayıcıları hazırlayın çabuk. Acele edin. Emredersiniz. Tankın arkasındaki askerleri nişan alın. Buraya nişan alın çabuk. Ateşlediğimde yetişecek. Tamam. İyileşecek miyim? Lu, iyileşeceksin. Hiçbir şeyin kalmayacak. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Hayır Lu. Hayır, hayır. Lu. Ateş! 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 Siper al!
İkiden vurduk. Meşaleyi bana ver. Al. Luozi! Luozi, el bombalarını atmayın. Önce yaklaşmamız gerekiyor. Şu tarafa doğru. Hadi, çabuk olun. Çok tehlikeli, geri dön. Yao! Dur.
Duran. Yüzbaşım, dinle beni. Az önce toplan borusu sesini duydum. Kirpi, kulaklarım iyi duymuyor. Ne dedi? Boruyu duymuş. Boru sesini mi duydun? Onu çaldılar. Toplan borusunu çaldılar. Başka duyan var mı? Kirpi, sen duydun mu? Duyduysan söyle. Ben de duydum. Çalıyordu. Uzun zamandır çalıyor. Sen sağırsın, duymuyorsun. Yüzbaşı, geri dönelim. Bizi bu çukurdan çıkart. Boru sesini duydun mu? Toplan borusu mu? Ne zaman çalındı? Başka duyan var mı? Siz duydunuz mu? Sen duydun mu? Siyasi komiser. Siyasi komiser. Yüksek sesle. 32 asker öldü. Ve geri 15 kişi kaldık. 6 kişi de ağır yaralı. Sağ kalanların hepsi burada. 2 kişi de madende başlarının çaresine bakıyor. Ben her zaman sözünü dinledim. Ben dinledim. Sen de benimkini dinle. Buradan gitmeliyiz. Dedi ki, o her zaman sizin sözünüzü dinlemiş. Bu sefer siz onunkini dinleyin. Buradan gidelim. Gitmezsek hepimiz öleceğiz. Wang Jingjun, sen 9. bölüğün siyasi komiserisin. Görüşünü almak istiyorum. Boru çaldı mı yoksa çalmadı mı? Hayır, ben duymadım. Lanet olsun! Hepimizin ölmesini mi istiyorsun? Sen bizi öldürmeden ben seni öldüreceğim. Ben de duymadım. Ne yapmaya çalışıyorsun? He? Yüzbaşım! Nehrin karşısında hala savaşıyorlar mı? Alayımız hala orada mı? Ordumuz çoktan geri çekildi bile. Kaçmaya çalışan olursa el bombamın tadına bakar. Bana söyler misin? Sen ne zaman bu kadar cesur oldun Luo? Şimdi hemen geri çekil. Çavuşcuğum. Görmüyor musun? Çavuşcuğum o hayatta kalmamızı istiyor. Çavuşcuğum. Ben boru sesi falan duymadım. Hiçbir şey duymadım. Geri çekilme emri veremem. Üzgünüm çocuklar. Onu madene taşıyın ve yanında benim için bir yer bırakın. Toplan borusunun sesini duyduysanız gidebilirsiniz. Sizi durdurmayacağım. Ben duymadığım için kalıyorum. Hadi patlayıcı hazırlayalım. Burada ölen kardeşlerimizin isimleri yazılı. Bazıları şehit oldu. Kalanlar da madende. Hadi, hadi.
Hücum! Korkuyorsan bağır. Bu işe yarar. Dokuzuncu bölüğün tamamı meydan savaşında hayatını kaybetti. Yalnızca Gu Zidi hayatta kaldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Gu'yu ağır yaralı ve bilincini yitirmiş şekilde buldu. Üzerinde düşman üniforması olduğu için savaş esiri olarak tutuklandı. Yaraları iyileşti. Artık neredeyse eskisi kadar iyi duruyor. Kemiklerinden ikisi kaynadı. Ama duygusal olarak çökmüş durumda. Hala yaşadığı travmadan kurtulabilmiş değil. İşte kendisi orada. Hey, Doktor Zhang. Sizce anlattıkları doğru mu? Yalan olabilir mi? Bunu söylemek zor. Ama sanırım bugün keyfi yerinde. Wang, erişte güzel görünüyor. Daha önce de söylemiştim. Benim adım Wang değil. Tamam, özür dilerim. Peki senin adın ne? Gu Zidi. Ordunun evladı anlamında mı? Gu Zidi, darı tarlası demektir. Bunu bilmen gerekirdi. Sicil kayıtların açık. 85. Ordu, 254. Alay, 2. Tabur, 5. Tümenden Erwang. Üniformada yazan isimle bir ilgim yok. O üniforma benim değil. Üstümdeydi sadece. O zaman neden üzerindeydi? Bunu defalarca anlattım. Geri çekilmek için çok geç kalmıştık. Eski bir madende saklanıyordum. Yiyecek bir şeyler bulmak için çıktım. Üzerimdeki üniformayı değiştirmiş olamaz mıyım yani? Yiyecek bir şeyler ararken de düşman cephanesini havaya uçurdum. O tankları havaya mı uçurdun? Tabii. Niye gülüyorsunuz? Canınız kavga mı istiyor? Savaşta karşılaşmadığımız için şanslısınız. Anne babalarınızın dualarıyla sağ kalmışsınız. Gidin onlara tütsü yakın. Sersemler. Aptal insanlar. Ven Nehri'nin güney yakasında ele geçirilmişsin, kabul ediyor musun? 139. alayın öncü birliğindeydim. Birliğimle beraber gidip Güney Tepesi'ni temizlemem gerekiyor. Yani biz seni esir almadan önce düşman çoktan esir almıştı. Öyle değil mi? Esir alınmak mı? Kim? Söz ettiğin birim artık yok. Bütün birim numaraları geçen sene değişti. Bunu bilmiyor muydun? Merkezi Dağ Ordusu artık 2. Saha Ordusu oldu. Bu hastane 3. Saha Ordusu'na bağlı. Eskiden Doğu Çin Saha Ordusu deniyordu. Bağlı olduğunu söylediğin tümeni bulamıyoruz. 2. ve 3. Saha Orduları yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Beni dinliyor musun? Sen ne demek istiyorsun? Artık peşini bırak. Seni anlıyorum ama yararı yok. Neredeyse iyileştin. Yol paranı al ve evine dön, tamam mı? Para ve kağıtlar savaş esirleri içindir. Evine dönmek zorunda değilsin. Gidip askerlerini de arayabilirsin. Orduya 1939'da katıldım. Önce Japonlarla, sonra milliyetçilerle savaştım. Lanet olsun. Bak, açık konuşacağım. Bu saha hastanesi gerçek kimliğini teyit edemiyor. Hastanemiz için yük olacaksın. Ayrıca bunun sana ne faydası olacak ki? Senin yaşlarında sıradan er gibi davranan kişiler tespit ettik. Bazıları generaldi, bazıları da albay. Umarım kısa sürede iyileşirsin. Aranızda topçu olan var mı? Topçu olarak askerlik yapan var mı? Hepiniz askersiniz. Cevap verin. Var. Ben askerde topçuydum. Kaç yıl topçu olarak kaldın? Çok fazla değil. Ama yeteri kadar. Hangi sınıf topları kullandın? Sıradan toplar. Ve fıçıları kullanıyorduk. Burada hangi sınıf toplar var?
Sen Karargah ordusundan mısın? Evet öyleyim. Ve topçu olarak mı askerlik yaptın? Kesinlikle. Tankları bile havaya uçurdum. Hiç sanmıyorum. Havan topunun dönüş açısı kaçtır? -5. -45 derece. Bu neyin menzildir? Sen kaç yaşındasın? 20 mi yoksa? Komutanımız 1940'ta Japonlarla savaştı. En az senin kadar orduya hizmet etti. Seymen, ona biraz para ver. Ve kaybolmasını söyle. Emredersiniz. Seni ihtiyar kurt. Neye gülüyorsun? Hey, sana soruyor. Neden gülüyorsun? Adamlarımdan biri de aynı senin gibi sürekli dürüm yerdi. Her zaman ağzını doldururdu. Çatışmanın sonunda hayatta kalmayı başaramadı. Bırak burada kalsın. ...1951 Hoang Song-gun, Kuzey Kore. Efendim? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Emredersiniz. Amerikan tankları nehrin karşısında toplanıyormuş. Tümen komutanım düşman hattının arkasında sızıp gözcülük yapmamızı emretti. Büyük saldırıdan önce onları parçalara ayıracağız. Emredersiniz. Hemen hazırlıyorum. Keşif takımından iki askere ihtiyacım var. Keşif takımı düşman mevzilerine tespite gitti efendim. O zaman savunmadan iki kişi al. Ben giderim. Topçu olarak fazla işe yaramıyorum. Piyade olarak daha çok işe yararım. Tamam. Düşman üniformalarından al. Böylece daha yakına girebilirsiniz. Anlaşıldı. Amerikan üniforması mı? Ne? Onunla canlı kalabilir misin? Güney Kore üniforması al. Kımıldamayın. Hemen geri çekilin. Gözünüzü yoldan ayırmayın. Yanıma yaklaşma. Kımıldamazsan patlamaz. Beni boş ver. Diğerleriyle yoluna devam et. Hangi tarafa ateş edeceğimi bilemeyebilirim. Onlar biliyor. Bir tank geliyor. Amerikan tankı. Beni bırakın. Kendinizi öldürtmeyin. Hadi. İndirin silahlarınızı. İndirin. Biz müttefik askeriz. Erdo, sakin ol. Hayatta kalıp kalmayacağımıza bu üniforma karar verecek. Tam karşıdalar. Hey! Ateş etme, ateş etme. Aynı taraftayız. Hadi oraya doğru git. Ama biz Korece bilmiyoruz ki. Biz Korece konuşamıyorsak Amerikalılar da hiç konuşamıyordur, değil mi? Hong Chong, Günne tarafta.
Hong Chong, güne nasıl gidebiliriz? Biz daha ileriye gitmek istiyoruz. Hayır hayır. Hong Chong, gün ne tarafta? Hong Chong, gün mü? Evet evet. Hong Chong, gün. Ben uğraşmayı bırak. Oraya nasıl gidebiliriz? Asker bir mayına bastı. Sorun yok, sorun yok. Adam mayına basmış. Sakin ol Erdo, kırılma. Şanslı gününde değilmişsin. Fransız anti mayınına benziyor. Şanslıysan sadece bacağın parçalanır. Aksi halde ölürsün. Bacağımın parçalanacağını biliyorum. Pekala. Size iyi şanslar. İhtiyacınız olacak. Hadi gidelim buradan. Endişelenmemiz gereken daha büyük sorunlar var. Sakın kımıldama. Peki Gu. Kımıldama. Şimdi ayağını kaldır. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş kaldır. Peki ne olacak? Bir planım var. Sen onca askerin başısın. Ayağını kaldır ve uzaklaş. Bu bacağıma mal olabilir. Ama sen parçalara ayrılacaksın. Şimdi beni iyi dinle. Artık top sesini duyamıyorum bile. Toplam borusu kulaklarımda çınlayıp duruyor. Hiç durmuyor. Bütün adamlarım duymuştu. Duymayan tek kişi bendim. Benim ölmem gerekiyor. Böylece 47 kardeşimle buluşabilirim. Dostum. Sen ölemezsin. Hızlı olun. Freze'ye köprüyü uçurma emrini ver. 475 sağa doğru 075'e nişan alın. 5. bölük 4'lük toplar. Hazır. Ateş! -5 003 sola. Ateş. Bütün toplar. Şimdi. Ateş! Yüzbaşım. Hadi gidelim. Bizi buradan götür. Gitmezsek hepimiz öleceğiz. Borunun sesini duymazsan, ayakta kalan son askerler bile olsanız, savaşmaya devam edeceksiniz.
1955, Ven Nehri Savaş Alanı. Fucai çatışmada öldü. 317 kilo pirinç. Buradan. Mendi, Zhang Wanchai, Xu Fugi, Zhang Shangang. Kayıp. 90 kilo pirinç. Onlar kayıp değil. Onlar savaş kahramanı. Onlar savaş kahramanı. Onlar savaş kahramanı. Köyümden 5 asker savaşa gitmişti. 3'ü öldü, 2'si kahraman ilan edildi. Ya benim kardeşim? Kayıp. Bu hiç adil değil. Evet, adil değil. Değil mi? Yoldaş, lütfen açık sözlü ol. Kardeşim savaştan dönmediyse çatışmada ölmüş olmuyor mu? Her halükarda öldü. Ama bir amaç uğruna. Şehit aileleri 317 kilo pirinç alıyor. Kayıp aileleri yalnızca 90 kilo. Aradaki fark 227 kilo. Komutanım, bu nasıl bir tüfek? Daha önce hiç görmedim. Acaba bu ne tüfeği? Yoldaş, sana bir şey soracağım. Yerel askerlik şubesinden misin? Evet. Acaba merkez alanı 2. özel bölükteki askerleri aramaya gelen oldu mu? Yok. Bu senin bölümün. Ha? Onları aramaya gelen oldu mu? Merkez alanı 2. özel bölük mü? O kadar çok birlik döndü ki hatırlayamıyorum. Hey yoldaş. Şuna bir baksana. Bu ne tüfeği? 77 İngiliz yapımı. Bunlardan birini Pengsi'deki gerilla savaşında kullanmıştım. Çok zordur. Kocamın adı Wang Xinchun. Köyümüzdeki askerler onu yan köyünde görmüşlerdi. Bir öğretmendi. Mektuplarında ileri cephede savaşmadığını yazmıştı. Ön ya da geri cephe fark etmez. Ya ölmüş, ya kaçmış, ya da esir alınmıştır. Yoldaş, kasabadakiler onun kendi birliği tarafından idam edildiğini söylüyor. Annesi bu yüzden utanç içinde öldü. Buyurun. Affedersiniz. Kocanızın adı Wang Xinchun muydu? Evet. Ben onun komutanıydım. Savaş alanı Ven Nehri'nin iki yakası boyunca uzanıyordu. Binlerce asker burada toplanmıştı. Takviye kuvvetleri de eklerseniz bu ülkedeki bütün şehirlerden daha kalabalık olurlardı. Elbette birçoğu öldü. Burası olmalı ama çok farklı görünüyor. Bayım, buyurun. Eski madene giriş var mı? Aşağıda çökmüş bir tane var. Beni oraya götürün. Gidelim. Burası değil. Başka giriş var mı? Kalan sadece bu. Diğerleri 52 yılda yok edildi. Hiç ceset buldun mu? Hayır, sanmıyorum. Adamlarımın hepsi o madende yatıyor. Onları görmediniz mi? Hepsi madendeydi. Onları nasıl görmezsiniz? Gu, sakin ol. Sakin ol. Bu miferleri burada mı buldunuz? Bunları mı? Bunlardan binlerce var. Madenciler geceleri tuvaletini yapıyor. Bunları asker takıyordu. Siz tuvaletinizi mi yapıyorsunuz? Bu. Bayan, onları dinlemeyin. Kocanız iyi bir adamdı.
Bunu ispatlayabilirim. Bunu ispatlayabilirim. Kanı bu topraklara döküldü. Bunu ispatlayabilirim. Gu, dur. Dur. Kardeşlerimin bu kömür yığınının altında gömülü olduğunu göstereceğim. Gu, dur. Bunu herkese ispatlayacağım. Ispatlayacağım. Eğitim fakültesinde öğretmenlik okuyordu. Tek kelime etmeden ortadan kayboldu. Annesi hasretinden yataklara düştü. Ve bir daha iyileşemedi. İlk başlarda ondan mektup alıyorduk. 13 Ağustos 1948 tarihindeki son mektubundan sonra ondan bir daha haber alamadım. Sana her gün mektup yazıyordu. Cepleri mektupla dolmuştu. Lütfen. Bana nasıl öldüğünü anlat. Lütfen anlat. O çok temiz biriydi. Saçlarını her zaman mükemmel biçimde tarardı. Öldüğünde de aynı durumdaydı. Ufak bir şarapnel parçası isabet etti. Şu kadarcıktı. Ölümcül bir noktadan. Yarası gözükmüyordu bile. Uyuyor gibi görünüyordu. Saçları mükemmeldi. Guzide, bakmanın bir anlamı yok. Hiçbirinin adı yok. Hepsi isimsiz askerler. Aileleri onlara isim verdi. Nasıl olur da isimsiz olurlar? Nerede o? Şurada çömelmiş. Oturuyor komutanım. Erdo, seni görmeye geldim. Elbette başka neden gelmiş olabilirsin ki? Ha, gel buraya. Gel buraya. Sakin ol Dürümcü, sakin ol. Değil mi? Ya nehre düşseydin ne olacaktı? Neredeyse beni öldürecektin. Neden geleceğini bana haber vermedin? Askerlerim bizi izliyor ama. Neye gülüyorsunuz? Gülmeniz yasak. Bunu unutmayın.
O benim kan kardeşim. Tamam mı? Bu kim? Gel, tanıştırayım. Songo için. Siyasi komiserimin karısı. Merhaba. Ben Zhao Erdo. Merhaba. Bu sana bahsettiğim albay. Aynı benim gibi eğitimsizdir. Topçuluk okuluna uymadığı için okuldan atmışlar. Kendim ayrılmak istedim. Uydurmasana. Şehre ölen kocasını bulmaya gelmişti. Ben bile bulamazken o nasıl bulacak ki? Onu buraya senden yardım istemesi için getirdim. Yardım edebileceğini biliyorum. Nasıl yardım edebilirim ki? Ateşi var. Yağmurda hastalanmış olmalı. Eşyalarını taşımasına yardım et. Tamam. Zav. Asker! Arabayı getir. Ateşe düştü mü? Düştü. 40 derecenin üstündeydi. Korkutucu. Hiç uyumadın mı? Biraz uyuyakalmışım. Onun için biraz erişte yaptım. Neye gülüyorsun? Kız için yaptırmışsın. Ama bana açmayayım diye sormadın bile. Al bunu. Biraz daha yaptırırım. Sorun değil. Hadi al. Al. Sakin ol. Sadece şakaydı. Dürümcü. Hı? Buraya senden 3 iyilik istemeye geldim. İlki beni başka bir işe transfer ettirmen. Eve dönmüyorum. Van Nehri'nin yanındaki gaziler için bir emeklilik evi yapılıyor. Unut bunu. Öyle bir yerde kalamazsın. Bu seni bir hayalete dönüştürür. Eve dönmek istemiyorsan seni buraya aldırırım. Benimle kalabilirsin. Burada. Oğlum değilsin. Neden seninle kalayım ki? Dedem olacak yaştasın. O mayının bir parçası hala kafanın içinde. Er geç tamamen kör olacaksın. O zaman ne yapacaksın? Bu kadar konuşma yeter. Burada kalıyorsun. Alayımda kal. Burada ne istersen yapabilirsin. Şu gücüne bak. Diğeri nedir? Kuzey Kore'de bana bir söz vermiştin. Savaştan sonra bölümü bulmama yardım edeceğini söylemiştin. Gu. Milyonlarca asker başka birliklere karışıp kayboldu. Dünyayı kendimizin varsaysak bile... Sadece nehirdeki su damlalarıyız. Bizi neden önemsesinler ki o adamlar? Hiçbir sebebi yok. Bir düşünsene bunu. Onlar önemsemese bile biz önemsemek zorundayız. Bana doğruyu söyle. Hazırladığım raporu genelkurmaya gönderdin mi? Elbette gönderdim. Ama kaybolduğuna eminim. Genelkurmaya seninki gibi çok sayıda mektubun geldiğini söylediler. Yüzlerce mektup. Hepsini açamazlar ki. Biraz sabırlı ol. Hey. O uyandı mı? Hayır, henüz uyanmadı. Uyandığında haber veririm. Elbette efendim. İlk iki istediğimi söyledim. Bir tane daha var. Kardeşim, sana evlenebileceğim birini buldum. Kim? İçeride ateşler içinde yatıyor. Dalga geçmeyi bıraksana. Ne demek bu? Dul olduğu için mi hoşuna gitmedi? Saçmalama. Ben de altın kase değilim. Sadece bu doğru olmaz. Bana doğru gibi görünüyor. Bence onunla sen evlenmelisin. Kardeş olduğumuz için ben kenara çekileceğim. Kör bir adam böyle bir kadını hak etmez. Kıza haksızlık olur. Söylesene yüzü
Sence neye benziyor? Bir tanrıçaya. Neye benzediğini tam olarak göremedim. Dediğin kadar güzelse onu bana bırakman yazık olur, öyle değil mi? Ha? Hı? Hı? Ona söylemen gerekenleri söyle ona. Doğru kelimeleri bulamazsan iyileştiği zaman onunla ben konuşurum. Beni dinle. Ölen kocasını bağrına basıyor. Yaşayanına kendini adayacaktır. Efendim? Guzide. Hadi bana at. Akşam yemeği için ne istersin? Hadi içelim şerefe. Hadi. Gece daha uzun evet, komutan. Benimle yarışacaksın. Hadi. Çatışmanın sonunda hayatta kalan tek kişi sen miydin? Evet. Geriye sadece ben kalmıştım. Düşman üniformasını nereden buldunuz? Anlayamadım. Yaşananları bütün ayrıntılarıyla öğrenmemiz gerekiyor. Bunca zaman sonra hala asıl önemli noktayı kaçırıyorsunuz. Hayatta kalan tek kişi olduğunu iddia ettiğine göre anlattıklarını kim doğrulayacak? Başka ne öğrenmek istiyorsunuz? Anlat bakalım. Sonuna kadar seni dinleyeceğim. Düşman saflarına bilerek sızdığını varsayalım. Bunu nasıl yaptın? Neden yaptın? Ne düşünüyordun? Bunun sonuçlarını hesap ettin mi? Umarım bu soruları ciddiye alırsın. Partinin kayıtları düzeltmesi gerekiyor. Sen de doğruları söylemelisin. Bu ülkeye hizmet ediyorsun ve bizim görevimiz de bu hizmet edenleri denetlemek. Yoldaş Guzidi, vaktin var. Cevap vermeden önce iyice düşün. Hatırlamaya çalış. Aceleye gerek yok. Söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Başka ne öğrenmek istiyorsunuz benden? Az önceki sorularıma cevap ver. Canın cehenneme. Ne dedin sen? Canın cehenneme dedim. Konuşmana dikkat et. Yoldaş Gu, önce sakinleşmelisin. Siz saçmalayıp dururken ben sakin olacağım, ha? Söylediklerinden ve hareketlerinden zaten sorumlu. Yüzlerce kez öldüm. Bu saçmalıklar kimin umurunda? Yaz bunu. Az önce söylediklerini kaydet. Sadece sözlerimi değil, bunu da. Bunu da kayda geçirin. Ne yaptığını sanıyorsun? Dur. Kendi başının bunu çaresine bakabilir. Bu saygısızlığını üst birimlere bildireceğim. Saygısız herif. Sana gününü göstereceğim. Hadi gidelim. Biraz hırçın bir tabiatı vardır. Bank memur beylere yolu göster. Hadi. Müdüre selamlarımı iletin. İşbirliği yap. Böyle davranmaktan vazgeçmelisin. Bu hiç adil değil. Hiç adil değil. Çıkma. Burnunun ucunu bile göremiyorsun. Görüşüm zayıf olabilir ama burnum keskindir. Ormanda yangın çıksa sen görmezsin ama ben kokusunu alırım.
güzel manzara. Yüzbaşı Gu! Gu, yola doğru bak. Yüzbaşı Gu! Yüzbaşı Gu! Bulundular! Ne bulundu? Erdoğan az önce haberini aldı Yüzbaşı Gu! Eski alayını bulmuşlar! Kızım, Erdoğan bana şaka yapmıyor değil mi? Hayır, doğru. Sakın bu konuda şaka yapmayın. Doğru söylüyorum, benimle gel. Yüzbaşı Gu, sorun nedir? Doğru söylüyorum, inan bana. Lütfen şaka olmasın. Lütfen şaka olmasın. Beklediğiniz için teşekkür ederim Müdür Quinn. Albay Sağ, geldiğiniz için teşekkürler. İşte bu sözünü ettiğim kişi burada. Taburumuzun kahramanı. Üstün hizmetlerinden dolayı bronz yıldız sahibi gönüllü asker. Şu şekilde daha doğru olur. Ben Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan 139. Alay 3. Tabur 9. Tümen 2. Özel Bölüğü'nden Yüzbaşı Guzidi Albay'a rapor vermeye geldim. Bu kimyasal savunma alayından Müdür Quinn. Kendisi 139. alayla ilgili dosyalardan sordu. Yoldaş Gu, alayımızın siyasi komiserleri adına size hoş geldiniz diyorum. Alayınız eski 139. alayla aynı mı? Tam olarak değil. Alayımız Batı Henan Eğitim Birliği Viski 139. alayın bir kısmını içeriyor efendim. Eski alay dosyalarının hepsini inceleyemedik. Ven Nehri görevinde kaybolanların isimlerini kontrol ettik. Sizin adınız da listedeydi. Albay Liu, Kara Harp Okulu Komutanı Vekili olarak tayin edildi. Kore Savaşı başladıktan sonra 280. Tümen'e komutan yardımcısı olarak atandı. Yüzbaşı Gu. Yüzbaşım. Sen... Benim. Benim Liangzi. Buradaki anıt mezarın bakımını yapıyorum efendim. Yoksa sesimi tanımadınız mı? Yüzbaşım. Alayın toplam borcusuydum. Seni ahmak. Hala hayattasın ha? Beşinci saldırı sırasında çekilen diğer birliklerin güvenliğini sağlamak için iki birlikte arkada kaldı. Sıra bizim çekilmemize gelince iş işten geçmişti. 500'den fazla asker öldü. Sadece 30 kişi kurtulabildi. Sırtı tamamen parçalanmıştı. Onu hastaneye kadar taşımam gerekti. Hastanede 15 günden fazla yattı. Ama kurtulamadı. Neden önceden müdahale etmediniz? Telsiz imha edilmişti. Geri çekilme emri bize hiç ulaşmadı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Herkes birbiri ardına ölüyordu. O zorlu bir adamdı. Eski alaylılardan. İnatçı pislik. Hey Liangzi. Eski madenlere gönderilen hiç kimse hayatta kalmayı başaramadı. Alay bu olayı nasıl değerlendirdi? Çatışmadan sonra komiser Zhang bölgeyi bizzat inceledi. Ölü ya da diri kimseyi bulamadı. Herkes kayıp olarak kabul edildi. Kulaklarım çamurla doluydu. Toplam borusunun sesini hiç duymadım. Bazı askerler duydu ama ben duymadım. Bu yüzden hep pişmanlık duymuşumdur. Ama ben boruyu hiç çalmadım. Ama hepsi duydu. Hiç çalmadım.
Sana bir kez daha söyleyeceğim. Toplam borusunu hiç çalmadım. Ama neden? Alay komutanlığından geri çekilme emri çok ani geldi. O sırada siz eski madenlerdeydiniz. Düşmanı tutuyordunuz. Geri çekilmenizi emretseydik, bütün alay çok kötü bir duruma düşebilirdi. Belki de düşman tarafından yok edilebilirdik. Albay Liu toplam borusunun çalınmasını hiç emretmedi. Yok edilmekten mi korktunuz? Yok edilmekten mi korktunuz? Ya biz? 9. bölük? Liu, seni pislik! Bak bu, albay bu konuda kendini çok kötü hissediyordu. Ölüm döşeğinde bile sadece senden söz ediyordu. Senden başka bir şey söylemiyordu. Albayla 10 yıldan fazla birlikteydim. O iyi biriydi. Onun yerine beni suçla. Ne albay için ne de 9. bölük için toplam borusunu hiç çalmadım. Çok üzgünüm. Liu. Çok üzgünüm. Liu. Çok üzgünüm. Dinle beni. Albay öldü. Albay öldü. Yok edilmekten mi korktun? İzin ver albayın tamamı yok oldu. Sana yapmayacak bir ben gitti. Kaldım. Bırak özür dileyim. 9. bölükteki kardeşlerim öldü. Albayın en özür verdin. Keşke ben de uzun zaman önce ölseydim. Lanet olsun sana Liu. Senin toplam borunu bekledim ben. Adamlarımın hepsi çağrını bekledi. Senin çağrını beklerken hepsi birer birer öldüler. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Sen artık unutmuyorsun ha. Neden? Hey sakin olun. Neden unutmuyorsun? Hey sakin İnsanlar ol. Ölür. Bu savaşın bir parçası. Sadece senin birliğindekiler değil, binlerce asker öldü. Sana Albay Liu'nun koruması olduğumu hatırlatırım. Hala da öyleyim. Bu saçmalığa bir son vermezsen kafanı koparım. Sakin olun! Sakin olun! İşleri bu raddeye getirmeni istemiyordum. Ama beni dinlemedin. Sadece eski yaralarının deştiğinin farkında mısın? Bütün adamları öldü. Bunca yıldır onları arıyor. Bağırarak kimseyi incitecek halin yok ya. Olan olmuş. Bir daha konuyu açma. Sen de açma. Sakinleş. İyi dostum. Sana kızgın değilim. Toplam borusunun çalınmadığı gerçeğini kabullenebilirim. Ama adamlarım, 47 kardeşim, orada hepsi cesurca savaştı. Nasıl kayıp olarak kabul edilirler? Sen burada gömülüsün. Gerçekten ne olduğunu kim ispatlayacak? Emirleri tekrarla. Ne pahasına olursa olsun yarın öğlene kadar Güney Tepelerindeki eski madeni güvenli hale getireceğiz. Başka? Boru sesini duyduğumuzda hepimiz toplanıp geri çekileceğiz. Beyliu. Huzur içinde yat. Bundan sonra şarap ve sigaranı sana ben getireceğim. Aynı kaderi paylaştık. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Ben de sana bir şey borçlu değilim. İşte artık ödeştik.
Hey, neden kazıyorsun? Ceset arıyorum. Ne cesedi? Ceset işte. Maden yönetiminden izin aldın mı? Bırak beni. Neyin peşindesin? Bunun için izin aldın mı? Çekil. Almadıysan burada kazı yapamazsın. Bırak. Burada kazı yapamazsın. Bırak dedim. Bu emekli asker aklını kaçırmış. Çıldırmış. İhtiyar kafayı yemiş. Yoldaş Guzidi, madenin ekonomik gelişmesini engelliyorsun. Sen bir savaş gazisisin. Bunu bilmen gerekir. Bir aydan fazladır sürekli kazıyor. Kömür depolama programımıza engel oluyor. Yakında dağ karla kaplanacak. O zamana kadar depolama işini bitirmemiz gerekiyor. Bu. Her türlü sorunu üstlerine bildirebilirsin. Sadece burada sorun çıkartma. Kazmama yardım etmeleri için 9 mektup yazdım. Kimse cevap vermedi. Hepimiz kazmana yardım etsek ve kömür dağını kaldırsak bile altında hiçbir şey yoksa ne olacak ki? O zaman beni oraya gömersiniz. Delinin teki olduğunu söylemiştim. Kendi haline bırakın. Başına bir şey gelmesine izin vermeyin. Aç kalmasın. Ona molalarda yemek gönderin. Tamam. Hadi işinizin başına tamam. Çabuk. Burada yaşıyor. Madencilerden birinin kulübesinde. Nasıl ısınıyor? Ateşle, yoksa donup ölürdü. Bu gazi büyük bir acı çekiyor olmalı. Yüzbaşı Gu. Liyan Zengin'in yardımıyla Erdo 139. Alayın komiseri Zengi buldu. Senin hayatta olduğun ve bütün askerlerinin çatışmada öldüğü nihayet kabul edildi. Seninle görüşmek istiyor. Ordu yerel yönetime resmi bir genelge göndermiş. Sen iyi görmüyorsun. Ben sana okurum. Bekle. Bekle. Önce yüzümü yıkamalıyım. Bu belge Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 139. Alay, 3. Tabur, 9. Tümen, 2. Özel Bölüğü ile ilgili olarak devrim kahramanları şehitlik bildirisidir. Ven Nehri Bölgesi Yerel İdaresi Ven Nehri Bölgesi Şehitliği. Liderlerimizin önerilerine uygun olarak Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun eski merkez saha ordusu 139. Alay, 3. Tabur, 9. Tümen 2. Özel Bölüğü'nün siyasi komiseri Wang Xinjun, Teğmen Jia Dopek, askerler Liu Guantian, Liu Kuanguo, Jian Moachi,
Gong Lianchuo, Meng Qilin ve diğer askerler de dahil 47 askerin 1948 yılındaki sivil savaş sırasında Wen Nehri Muharebesi'nde onurlu bir şekilde görevlerini tamamlayıp kahramanca öldüklerine karar verilmiştir. Çin halkının özgürlüğü için hayatlarını feda etmişlerdir. Devrim kahramanı olarak onurlandırıldılar. Bilgilerinize sunulur. Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensupları. Kardeşlerim neredesiniz? Neden sizi bulamıyorum? Dışarı çıkıp havayı soluyun kardeşlerim. Dokuzuncu bölük burada düşmana karşı koydu ve iki düşman tankını yok edip çok sayıda düşman askerini öldürdü. Yüzbaşı Guzi de dahil olmak üzere 47 askerin tamamı yok oldu. Hayatta kalan kimse yok. Siyasi komiser Wang Jinjun. Ay takvimine göre Aralık ayının 4. günü 1948. Düşman tekrar saldırıyor. Yüzbaşı, cephanemiz kaldı mı? Ayağımı hareket ettiremiyorum. Düşman askerleri kardeşlerimize el sürmemeli. Yüzbaşı. Seni utandırmadım, değil mi? Bir sonraki hayatta birlikte olacağız. Cehenneme gidin!
1958 kışında Ven Nehri Islahı Projesi dahilinde madenin güney tarafında bir rezervuar inşa edildi. Bu çalışmalar sırasında çökmüş bir madenin içinde 47 askerin cesedi bulundu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 139. Alay 3. Tabur, 9. Tümen 2. Özel Bölüğü'nden Yüzbaşı Guo Zidin'in raporudur. Birliğim, düşmanın 254. Tümenini durdurmak için Ven Nehri'nin güney kıyısındaki eski madenlere sevk edildi. 3 düşman tankını yok ettik ve çok sayıda düşman askerini öldürdük. Yüzbaşı Guo Zidin dışındaki 47 askerin tamamı öldü. Hiç kurtulan olmadı. Raporun sonudur. Teşekkür ederim. Dokuzuncu bölük, emir ve görüşleriniz hazırdır. Dokuzuncu bölük, Ven Nehri Muharebesi'nde verilen emirleri yerine getirerek görevini onurlu bir şekilde tamamlamıştır ve cesaret madalyasıyla ödüllendirilmiştir. Dokuzuncu bölüğün kahraman askerleri, huzur içinde yatın. Selam, dur! Hazır! Ateş! Hazır! Ateş! Hazır! Ateş! Rahat! Toplan borusu! Emredersiniz! Boruyu çal! Emredersiniz! Guzidi Ven Nehri Askeri Huzur Evi'nde öldü. Öldüğünde 71 yaşındaydı. Henüz 3 aylıkken ailesi tarafından açlıktan ölmesi için terk edilmişti.
Çince'de darı tarlası anlamına gelen Gozidi de bir ayakkabıcı tarafından bulundu. O zamandan beri bu isimle tanınıyor.